Merhabalar abicim. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz? Sağ olasın, ben de iyiyim. İsim neydi? İsim Murat Yıldırım. Murat abi, seni 4 yılda çok görüyorum. Evet. Hatta bazen bana sesleniyorsun Gamze yollarda diye. Evet, aynen. Çünkü çok 4 yıl senden mi soruluyor? Hemen hemen benden soruluyor. Türkiye'ye döndüm. 4 yıldan beri buradayım. Evet. Burada kalıyorum. Didim'e gidiyorum. Bir de burada İstanbul derken ama en çok Erzurum'da kalıyorum. 3 yıldır Türkiye'ye dönüş yaptın. Dönüş yaptım. Nerede yaşıyordun? Almanya'da yaşıyordum. Nerelisin peki? Erzincan Zurun köyünden. Zurun köyünden? Evet. Yoksa sen de mi derviş cemalisin? Ben de derviş cemalıyım. Ceddine kurban? Yok, bende delilik yok, doğru konuş. Talip olmuşuz. Köye gidip geliyor musun? Gidip geliyorum bazen. Programımızla ilgili düşüncelerini alalım. Sizin programı devamlı izliyorum. Bilesin senin programların, o köylerin, tarihi köyleri göstermek, insanları göstermek, yaşam, hayatlarını göstermek. Bunu çok benim hoşuma gidiyor. Hiç kaçırmıyorum. O tarihi insanlar, yaşlı insanlarla sohbet etmek, hatta hayvanları göstermek, doğayı göstermek. Tabii ki ben doğa hastasıyım biraz. Öyle mi? Doğayı çok seviyorum. Dağlar, taşlar. Dağlar yani. Merhabalar. Bunları çok sevdiğim için hep izliyorum. Çok güzel. Ki zaten Zurun'da tam bahsettiğin gibi bir yer. Tabii ki. Köyüne git, kafanı dinle. Yani kafa dinliyorsun, rahat ediyorsun, çocukluk aklına geliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Tüm Zurunlulara buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ben de aynısını, hepsine selam söylüyorum. Bir de Zurunlar zaten Almanya'da hepsi. Herkese ayrı ayrı selam gönderiyorum Zurun'a. Zurunlu arkadaşım var, Dilek Demir. İyi tanırım. Tanır mısın? Tanırım, iyi tanırım. Zeynel Demir. İstanbul'da, hemşire. Ha, evet. O da sürekli yayınımı takip ediyor. Buradan selamlar olsun kendisine, ailesine, sevdiklerine. Ben de ayrıca selam gönderiyorum ona. İyi tanıyorum. Babası çok değerli bir insan. Şimdi cemevimizin dedeliğini yapıyor. Evet. Ona çok değerli insanlar, yani saygın bir ailedir. Saygılarımı sunuyorum bunlara. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de size kendine teşekkür ederim. Siz de çok iyi bakın. Sağ olasın abi. Ben size hep inanın, samimi diyorum, hep izliyorum. Teşekkürler. Belki Almanya'dakiler de hep izliyorlar. Gamze yollarda, bugün hangi köyde? Evet, doğrudur. Çok teşekkür ederim. Sizler izlemeye devam edin. Ben hep devam ediyorum. Sağ olasın. İyi günler. İyi günler. Ablacığım merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Ben de teşekkür ederim. Durumunuz nasıl, iyi inşallah? Durumuz iyidir inşallah. Çok şükür, sen de iyisin. Allah'a emanet, sağ olun. Yani anlayamadım. Araba sesleri falan da geliyor. Evet. Kendinden bahset birazcık. Benim adım Emre, soyadım Kahraman. Erzincanlıyım. İşte üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. İşte tercihler falan dönemi. Ailesi üniversiteye gideceğiz. Allah nasip ederse tabii. Ne olmak istiyorsun? İdealinde ne var? Yani işletme ya da sigortacılık falan olmak istiyorum. İşletme ya da sigortacı. Böyle daha çok müzisyenlere benziyorsun sen. Benim, saçları falan uzatmışsın. Benim çocukluk hayalimdi saç uzatmak. O yüzden saçlarımı uzattım. Ne kadar zamandır kullanıyorsun böyle saçını? Yani aşağı yukarı 8 ay oldu. 8 ay. Evet. Sen selam göndermek istiyor musun? Buradan bütün Erzincan halkına, Mertikli köyüne, Tunceli Dağ Yolu Şeteri köyüne selam yolluyorum. Tunceli misin? Evet, Tunceli'yim. Herkese tekrar selam yolluyorum. Çok sağ olun. Senin sağ olasın, kendine iyi bak. Size de tamam. Çekemem gönlüm ben senin derdini. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum abicim, sağ olasın, ben de iyiyim. Benim ismim Hüseyin, soyadım Çelik. Evet. Ben Erzincan Çayırlı Saygılı köyündenim ama Çardaklı köyünden evlendim. Burada da ikamet ediyorum, burada da ikamet ediyorum. İstanbul'da oturuyorum. Sizi gördüm, çok sevindim. Çok teşekkürler. Yayınlarınızı çok beğeniyorum. Çok sağ olun. Çok takdirle seyrediyoruz. Yani tesadüf oldu. Zaten arzu ediyordum sizinle tanışmayı. Çok teşekkürler. Çok Allah razı olsun. Sağ olun. Köylerimizi, yörelerimizi gösteriyorsunuz. Çok mutlu oluyoruz. Evet. Zaten bir televizyonumuz sizin kanal kaldı. Dolayısıyla çok mutluyum. Kanalımıza sahip çıkalım hep birlikte. Tamam. Çayırlılısın. Evet. Erzincan Çardaklı köyünden evlisin. Çardaklı köyü de benim köyüme çok yakın. Eski adı Abidi. Senin evin önünden geçiyoruz bazen. Evet. Doğrudur. Geçen gün Çayırlı Cemevi'nin açılışında sizi seyrettik en son. Çok mutlu olduk. Evet. Böyle bu olayı tanıttığınız, yayınladığınız için çok güzel bir anı oldu. Evet.
Ayrıca teşekkür ederiz yani. Ben size teşekkür ediyorum. Emekleriniz için çok sağ olun. Eşinizle nasıl tanıştınız? 1980 yılında tesadüfen 100 kilometre aramızda, 80 kilometre var. Bir misafirliğe geldim. Görür görmez aşık oldum. 40 yıldır yaklaşık evliyiz. 40 yıldır evet. Aynı yastığa baş koyuyorsunuz. Evet, evet. Allah hasmınızın tadını bozmasın. Sağ olun. Burada da bir döner yiyelim dedik. Erzincan'a gelmişken evet. Döner yemeden evet. Gitme. Gitmek tabii, olmaz değil tabii. Mi? Doğru söylüyorsunuz. Evet. İzin ne kadar? Ben emekliyim. Emekli olduğum için çalışmıyorum. Emeklisiniz. Evet. Çok güzel. Tadını çıkarın. Sağ olun. Çocuklarınız var mı? İki oğlum bir kızım var. Evet. Birini evlendirdik. Birisi Türk Hava Yolları'nda kabin amiri. Uçuyor sürekli. Oh, ondan güzel. Sonra sağ olsun bize de destek oluyor. Ne kadar güzel. Evet. Gurur duyuyorsunuz değil mi çocuklarınızla? Sağlıklarını istiyoruz. Mutluluklarını istiyoruz. Tek dileğimiz odur. Başka bir tane. Aynı zamanda gurur duyuyorsunuz değil mi? İlla ki. İlla ki. Çalışıp başarmak gerekiyor. Sizlere de destek olması çok güzel bir duygu. Evet. Değil mi? Yani hani... o ayrıca bir şey. Ayrıca evet. Güzel bir şey. Maddi imkanları varsa anneye babaya sahip çıkmak gerekiyor. Unutmamak gerekiyor. Destek olmak gerekiyor değil mi? Bu ailelerimizin, toplumumuzun bir geleneğidir. Evet. Böyle bir olaya vesile olması bizim de dualarımız ve bizim de onlara karşı olan sevgimiz had safhadadır. Kesinlikle. İnşallah hayırlı evlat olurlar. Vatana da, bize de, evet. Topluma. Sağ olun, var olun. Sizler de sağ olun. Yoksa bir şey söyleyeyim. Abla, Gamze, röportajı kısa kes, gidelim döner yiyelim mi diyordun? Yok, öyle değil de. Orada arkadaşlar da seni bekliyor. Nasılsın? Onlarla konuşmak. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür memnun ediyorum. Memnun oldum seni. Ben de memnun oldum. Sen de kendini tanıt. İsmin neydi? Gülseren Çelik. Çok memnun oldum. Ben Çardaklıyım. Evet, Çardaklısın. Evet. Eşin de Çayırlılı. Evet. Bir ömür boyu sizlere mutluluklar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Ve aynı zamanda afiyet olsun. Sağ ol canım benim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum abicim. Aç değilim, sağ olasın. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili izleyicilerimiz, esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Yine bir işletme sahibiyle birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Kendinizi tanıtabilir misiniz rica etsem? Biz Erzincan'da bir esnaf olarak çalışan, Hataylı olarak, Hatay firması olarak Erzincan'da işletme sahibiyiz. Kendi lezzetimizi Erzincan'a tanıtmakla meşgulüz. Menünüzden de biraz bahsedelim. Menülerimizde tavuk menülerimiz var. Ne bileyim cips, patates menülerimiz var. Adı altında bütün lezzetlerimizi tanıtıyoruz esnaflara, müşterilerimize. Hataylısınız. Evet, Hataylı. Ne kadar zamandır Erzincan'dasınız? Erzincan'da tam bir yıldır Erzincan'da iş yapmaktayız. Farklı şehirlerde de, farklı illerde de şubelerimiz bulunmakta. Erzincan'a da geldik. Bir yıldır da burada iş veriyoruz yani. İş nedeninden dolayı mı geldiniz buraya? Yani yok, kendimiz bütün şehirlere kendi tadlarımızı, kendi Hatay'ımıza özel lezzetlerimizi tanıtmakla meşgulüz. Birçok şubemiz var. Burada da bir tane şubemizi görmek için burada bir yıldır buradayız. İşten dolayı geldiniz. Aynen, işten dolayı. Evet. Nasıl? Beğendiniz mi Erzincan'ı? Memnun musunuz? Aynen, Erzincan güzel bir şehir. Ama biraz daha yatırımlara hak eden, biraz daha gelişmesini istediğimiz bir şehir. Hayırlısı olsun inşallah. Sağ olun. Seher vakti bu yerde kimler ağlamış çimenler üstü. Sevgili izleyicilerimiz, Erzincanlı şairimiz Murat Ekmez aramızda. Biliyorsunuz ki Günbağ Köyü'nde güzel bir program gerçekleştirdiğimizde Murat amcamız bizlere orada şiir okumuştu. Bugün yine dört yolda karşılaştık. Amcacığım nasılsın öncelikle? Bugün denk yine geldi. İyi misin? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok sağ olasın. Ben de iyiyim. Ben... Nasıl gidiyor? Zamanının nasıl geçiyor? Vallahi, neler yapıyorsun? Ya ben şimdi şu köyde bir iş yaptığım yoktu. Zaten bir tek tarla var. Onu da işte ekmişiz. Bu sene havaların sıcak etmesinden mahsul de olmuyor. Emekliyiz işte, daha doğrusu emekliyken işte iyi kötü idare ediyoruz. Yaz boyunca Erzincan'da mıydın? Bir yerlere gittin mi? Tabi Erzincan'ın yerlisiyim ben. Günbağ Köyü. Tatile bir yerlere gitmedin mi? Efendim? Tatile gittin mi? Nereye? Bir yerlere, şehir dışına. Valla tatile gitmedim de gençlik yıllarında İstanbul hayatım vardı. İstanbul'da çok kaldım.
Hatta İstanbul'da bir kızın üzerine de şiir yazmıştım. İstersen onu okuyayım. Oku bakalım. Evet, o daha iyi olur. Bir zamanlar gezdim site yaylayı. Orada tanıdım güzel Necla'yı. Necla'm sever isen Ulu Mevla'yı. Gezdiğin yerlerde beni hatırla. Aşkından çıldırmış her an ağlayan, gariban gönlünü sana bağlayan, gözyaşları sel olmuş çağlayan, birini görürsen beni hatırla. Tabiat ne güzel yemyeşil ova, çeşmeye çıkmış da elinde kova. Her neye sarıldıysam aldım hava, bir yudum suyundan beni hatırla. İnan senden başkasını sevemem, dünya güzeli olsa gönül veremem. Bir gün ömrüm biter, sana dönemem. Cansız hayalimle beni hatırla. İn derelere, dereler derin. Suyundan içersen berrak ve serin. Her karış toprakta bellidir yerim. Adımını attıkça beni hatırla. Eğer görür isen sahipsiz mezar, taşını oku, bak Murat yazar. Sessiz sedasız orada yatar. Bir mezar görürsen beni hatırla. Ağzına sağlık, kalemine sağlık. Murat amcacığım, toplamda kaç tane şiirin var? Benim iki kitap şiirim var. İki kitap olacak şiirim var. Ben rahmetli eşimi ettikten sonra hep yazdığım şiirlerde ikimizin üzerine geliyor. İsterseniz onun üzerine bir tane yazdım okuyayım. Tabii, buyur. Rahmetlimden helallik alacaktık birbirimizden. O benden isteyemedi, ben ondan. O öleceğini anlasın diye söyleyemedim. O da ben üzülürüm diye söyleyemedim. Geçtim öbür odada şu şiiri yazdım. Veda edercesine hüzünlü bakma. Ne olur yüreğimi narlara yakma. Ben sensiz yapamam, yalnız bırakma. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Sensiz zehir olur ekmeğim aşım. Yıllarca dinmez gözümde yaşım. Canım mahnurum, biricik eşim. Ya beni de götür, ya sen de gitme. Sensiz söner tüten ocağım, ne dalım kalır ne de budağım, kara sevdam, dert ortağım, ya beni de götür ya sen de gitme. Murat ekmezim, karaları bağlarım, yıllarca yasını tutup ağlarım, kerem gibi cayır cayır yanarım, ya beni de götür ya sen de gitme. Gerçekten duygulandım amcacığım, tekrardan ağzına ben sağlık diyorum, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Yani duygusal hep şiirler. Ben her konuda yazmışım. Kahramanlık şiirleri, milli şiirler, dini şiirler de var. Aşk şiirleri çok. En fazla duygusal şiirler var. Eleştiri taşımalar var. Yani yazmadığım konu yoktur. İşte dedim ya, eşimden sonra acın dışına çıkamadım. Hep ikimizin üzerine geldiği için 3 senedir bırakmışım, yazmıyorum. Anlıyorum. Yani. 3 kişiden 1'e düştüm. Değil mi? Evet. Maalesef. Niye gelmediler arkadaşların? Utandılar sanırım. Utandılar. Evet. Sen cesaretle çıktın içlerinden. Maşallah sana. Evet. Nasılsın? İyiyim, nasılsınız? Sağ ol. İsim ne? Ali. Ali. Evet. Ne kadar güzel bir ismin var senin öyle. Benim kardeşimin de ismi Ali. Çok severim Ali ismini. Sağ olun, teşekkür ederim. Sen de sağ olasın. Ali'cim nerelisin? Buralı, Erzincanlıyım ben. Merkezden mi? Evet, merkezden. Köyünüz falan yok mu? Köy var da pek gitmiyoruz. Neresi? Tercan tarafından. Tercan, evet. Tarafından. Ne işle uğraşıyorsun? Okuyor musun? Evet, kurstan çıktık daha yeni. Böyle bir şey, sporcu havası var sende. Bugün rahat geldik ya kursa öyle. Okul olmadığı için serbest geldik. Evet. Ne düşünüyorsun? İleride idealin ne? İngilizce öğretmen olmak. Zaten İngilizce öğretmenliği okuyoruz. Öyle mi? Evet. Bilmek gerekiyor kesinlikle. Çünkü bundan 2-3 yıl önce Almanya'ya gezmeye gitmiştim. Gerçekten zor oluyor. Havalimanında falan. Evet, yabancı. O yüzden öğrenmek gerekiyor değil mi? Evet. Evet. Peki sen neler söylemek istiyorsun genç nesillere yabancı dille ilgili? Yani yabancı dille ilgili önerilerde bulunmak istiyorsun. Genelde Türkiye'de bulunan bilgi kaynakları pek doğal olmadığından yabancı dille öğrenerek başka insanların görüşlerini okuyarak daha doğal bilgi edinebilir yani. İyi oluyor artık. Örtüsü başıma vurur, nazlı yarın hayal. Sevgili izleyicilerimiz, emekçi vatandaşlarımızla birlikteyiz şu anda. Gördüğünüz gibi Erzincan'ı güzelleştirmeye devam ediyorlar. Belediye personelleriyle birlikteyiz şu anda. Merhabalar efendim. Merhabalar.
Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Ben Hüseyin Ataş, Erzincan Belediyesi Fen İşlerinde çalışıyorum. İşte 10-11 senedir burada çalışıyorum. İşimizde memnunuz, başkanımızda memnunuz. İşte yani burayı yetiştirmesin için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bayrama gitsin millet, esnaf, yani dükkan sahipleri rahat etsin, yani temizlik olsun. Şu anda onun gayretindeyiz. Yani bayrama burayı yetiştirmenin hesabını yapıyoruz yani. Şu anda tek amacımız o. Emeğinize, yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık diyorum. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Bu arada Erzincan Belediye Başkanı Sayın Cemalettin Başsoy'a ben de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ben de başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Selamlarımı söylüyoruz. Arkadaşlar, tüm arkadaşlar olarak. Evet. Arkadan arkadaşlarınız sesleniyorlar. Gamze Gamze yollarda diye. Evet. Tek Gamze bu arada. Gamze yollarda. Evet. Onlar da oradan Gamze Gamze yollarda diyorlar. Hoşuma gitti. Evet, doğru. Paylaşmak istedim ben de. Seyrediyorsunuz programımı. İzliyoruz, evet. Yani fırsat bulunca izliyoruz. Nasıl buluyorsunuz RT Şah TV yayınlarını? Yani şimdi bütün örf ve adetleri yani şey olduğu için beğeniyoruz yani. Köylü yani ne bileyim bütün mahalle arkları işte ilçeleri, beldeler yani güzel yani. Evet. Yani tavsiye ettiğimiz şeyler yani. Millet insan olarak yani iyi yani. Okeyliyoruz yani böyle şeyler. Çok teşekkürler. Şu anda buradaki göreviniz nedir? Buradaki bütün yani sabit bir görevimiz yok yani. Her işi de yani elimizden gelen her işi de yapıyoruz yani. Bütün arkadaşlar olarak yani. Yani orada fırsat buldum oraya gidiyoruz. Orayı buldum oraya gidiyoruz yani. Her yeri bütün işim bizim işimiz yani. Yani orada senin benim işim diye bir şey yok yani. Yani herkes yani orası yani işi oldum herkes oradan oraya yani yardımcı oluyor yani. Şu an yol çalışmasında kaç tane işçi çalışıyor? Şu anda biz fen işleri olarak 20-30 kişiyiz. Yani şeflerimizle beraber. Öbür diğer arkadaşlarımız da tabii ona şey de. Yani bizim ekip olarak 29-30 kişiyiz yani. Kolay gelsin sizlere. Sağ olun, kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Kolay gelsin. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda kuaförümüzü ziyarete geldik. İstanbul Bayan Kuaförü'ndeyiz ve işletme sahibi sevgili Mustafa abimizle birlikteyiz. Mustafa abicim nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın, ben de iyiyim. Bugün de saçlarımı çok güzel yaptın, o yüzden çok çok daha iyiyim. Güle güle kullanın. Çok teşekkürler. Maşallah, müşteri kaynıyor dükkan. Allah daha versin. Amin, amin. Evet, işini güzel yapınca tercih meselesi oluyorsunuz. Aynen öyle. Mustafa abicim birazcık kendinden bahsetmeni isteyeceğim. Kendimden bahsedeyim. İstanbul'daydım. 30 yıl İstanbul'da kaldım. Aslen Sivaslıyım. Eşimin memleketine geldim, yerleştim. Öyle idare ediyoruz şimdilik. Alışamadık ama alışmaya çalışıyoruz. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsun? 32 yıldır bu işle uğraşıyorum. 32 yıldır bu işle uğraşıyorsun maşallah. Özellikle saç boyamada çok tercih ediliyorsun değil mi? Evet. O saç rengini, o tonunu yakalamak çok kolay bir şey değil. Yüzüne gidecek rengi yakalamak güzel bir şey aslında. Evet. Saçta çok usta olduğunu düşünüyorum. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Benim de saçlarımı sen boyadın. Yine aynı zamanda saçlarımı sürekli yapıyorsun. Ekranlar karşısına çıkıyorum. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Sponsorumuzsun bu arada. Evet, ben teşekkür ederim. Evet, neler söylemek istersin? Müşterilerine söylemek istediğin bir şey var mıdır? Vallahi işimi seviyorum. Müşteriler de sağ olsun gelip gidiyorlar ona. Öyle idare ediyoruz. Evet. Şu anda ne yapıyorsun? Kırık fön. Kırık fön. Çok da güzel olmuş. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, siz de sağ olun. Sağ ol abim. Evet sevgili izleyicilerimiz, İstanbul Bayan Kuaförü'ndeyiz ve şu anda gördüğünüz gibi güzel bir bayan burada saçlarını yaptırıyor. Hemen kendisini tanımak istiyoruz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. İsim nedir? Necla. Avusturya'dan geldim. Metin'i hep duyuyorum ben oralardan. Ablam sürekli gelir her izne geldiği zaman. Ben arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim ve çok memnun kaldım. Kırık fönü harika çeker, düz fönü de öyle, boyası çok şahane.
Aynen, katılıyorum. Benim de saçlarımı zaten Mustafa abi boyamıştı. Saçlarımı ben de burada yaptırıyorum. Ben de burayı tercih ediyorum. Siz de yurt dışında yaşıyorsunuz ve siz de burayı tercih ettiniz. Evet, dediğim gibi tavsiye üzerine geldim. Çok memnun kaldım. Haftada bir 4 gün geliyorum buraya. Oo, maşallah. Güzelliğine önem veren bayanlara duyurulur. Gelin İstanbul Bayan Kuaförü'ne mutlaka uğrayın diyoruz, değil mi? Aynen öyle. Evet. Birilerine selam göndermek ister misiniz? Tüm aileme selam gönderiyorum. Yıldız ailesi ve Doğan ailesine. Sizleri çok seviyorum. Evet. Bu arada nereliydiniz? Dersimliyim. Dersinizsiniz. Evet. Dersime de selam olsun. Selam olsun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Boş değil. Sevgili izleyicilerimiz, Gamze Yollarda'ya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erzincan merkezde güzel bir program gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda dört yoldayız ve çok değer verdiğim bir dinleyicimle karşılaştım. Sevgili Hatice, radyo programlarımda beni sürekli takip eder. Hatice'cim nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın? İyisin inşallah. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın, ben de iyiyim. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapıyorum? Atama bekliyorum. Evet. Çocuklarla uğraşıyorum, ev işi. Yani onlar şu an fazla bir şey yapamıyorum, daha işe başlamadım. Evet. Ne okumuştun? Veterinerim. Evet. Veteriner hekim. Bayan veteriner hekim aramızda. Ne kadar güzel. Allah gönlüne göre versin. İnşallah tamamı gelir. Cümlemizi. Atanırsın. İnşallah. Güzel bir iş kurarsın. İnşallah. Evet. İdeallerim vardı değil mi? Belki de İzmir'e yerleşirsin. Aynen. Farklı bir yere yerleşmeyi düşünüyordun. Evet. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. Senin de canım. Evet. Sevgili Hatice, şu an nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Eşimin yanından geliyorum, cezaevinden. Eve gidiyorum. Hatice'nin eşi maalesef ki cezaevinde sevgili izleyicilerimiz. Allah yardımcısı olsun. Pırıl pırıl iki tane çocukları var. Çok da tatlılar, şeker gibiler maşallah. Bir an önce onlar babasına, Hatice de inşallah ki eşine kavuşur. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet. Hatice, Gamze Yollarda isimli programımızla ilgili de düşüncelerini alabilir miyiz? Programını açıkçası çok beğeniyorum. İyi ki de böyle bir program başlattın. Mümkünse artık bizim köye de gelsen çok iyi olacak. Bekliyorum Mola ama gelmiyor. Mola bekliyorsunuz değil mi? Evet ama gelmiyorsun bir türlü. Geleceğiz inşallah. Gelmeni bekliyorum. Gelirsen yanıma uğra, tamam mı? Kesinlikle, mutlaka. Kahveni içmeye geleceğim. Gel, bekliyorum. Evet. Hepinizi bekliyorum, tamam mı? Sizi de. Tamam, geleceğiz inşallah. Birilerine selam göndermek ister misin? Evet. Buradan herkese, beni tanıyan herkese, özellikle kendi aileme çok çok selam yolluyorum. Hepsini canı gönülden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Erzincan, Erzincan, yaramdır Erzincan. Amcacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Erzincan'ım ama İstanbul'dan buraya geldim. Erzincan'da. Nerede kalıyorsun? Nerelisin? Günebakan köyündeyim. Günebakan. Ekşi Su tarafında. Ekşi Su tarafında. Evet. Köyünüz kaç hane? Köyünüz kaç hane? 27. 27. Niye o kadar az? Vallahi çoğu İstanbul'da. Köyü terk mi ettiler? Terk ettiler köyü. Evet. Her yaz geliyor musun?
Her yaz gelirim hemen hemen. Yani biz şey bulamışsa gelirim buraya. Devamlı köyümü takip ederim ben. Köylerinizi sahipsiz bırakmayın. Yok, bırakmam köyümü ya. İstanbul'da nerede kalıyorsunuz? Kartal'da. Küçük Erzincan. Küçük Erzincan. %35'i Erzincan. Çok Erzincanlı var değil mi? Evet. %35'i Erzincanlı. Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldum. Evet. Emekliyim şu an. Çocuk Allah güle güle yemeği nasip etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Programımızı izlediğini söyledin. Tabii. Devam, nasıl buluyorsun? Çok güzel. Devam takip ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Size de başarılar dileriz. Teşekkürler. Var mıdır selam göndermek istemediğin birileri? Selam İstanbul'daki kızımla, gelinimle, tüm arkadaşlarımla, evet, Erzincanlara selamını iletirim. Sizlerden de tüm yakınlarınıza, evet, sevgiler, selamlar size olsun. Size başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler amcacığım. İyi günler efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, var olun. Ben de iyiyim. Ben de çok iyiyim. Evet, kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Muammer Sel. Köy hizmetlerinden emekliyim. Böyle yani. Şu anda Balıkesir Burhaniye'de yaşıyorum. Oo, maşallah ne güzel. Orada emekli oldunuz, tadını çıkarıyorsunuz. Sizin programlarınızı izliyorum. Kaçırmamak şartıyla. Çünkü bir Erzincanlı olarak Erzincan sevdalısıyız. Evet. Yalnız programınızı hiç kaçırmıyoruz. O nasıl şeyine buluyorsun? Çok güzel, harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. Her daim bizleri takip edin, bizleri izleyin. Biz sizlersiz yapamayız çünkü Erzincan sevdalısıyız. Evet, harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Erzincan'da nerelisiniz? Erzincan'da Vağaverliyim. Aslanlı Mahallesi. Evet. Eski ismi Vağaver, yeni ismi Aslanlı Mahallesi. Şimdi şu anda geldim, işte cuma günü döneceğim. Cuma günü döneceksin. Hı hı. Ne kadardır buradasınız? 15 gün falan oldu. Söyle Gamze. ERT TV'nin yayın akışını nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Ama en çok senin programlarını izliyorum. Gamze Yurlar'da programını hiç kaçırmıyorum. Bu bir gerçek. Teşekkürler, sağ olun, var olun. ERT hepimizin kanalı, kanalımıza sahip çıkalım. İnşallah. İzleyicilerimiz bizler için çok değerlidir, çok önemlidir. İyi ki varsınız. Öyle. Her zaman da var olun. İyi ki varsınız. Sizler de var olun. Böyle güzel programlar yaptığınız için size de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki, var mıdır gurbette yakınlarınız, gurbette sevdikleriniz, görmedikleriniz? İstanbul'da ablam var, Avustralya'da baldızlarım var, kayınbiraderim var. Balıkesir Burhaniye'de yine sevdiğim arkadaşlarım var. Buradan hepsine çok çok sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hepsine Cenab-ı Allah'tan sağlık diliyorum. Sizlerden de selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Kendine iyi bak amcacığım. Teşekkür ediyorum. Ağlama gözlerim, evet sevgili izleyicilerimiz, gurbetçi izleyicilerimiz aramızda. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Şöyle caddede yürürken Gamze dedin, duydum. Ben de hemen sizinle röportaj yapmak istedim. Nereden izliyorsunuz? Neydi ya? Nerede yaşıyorsunuz? Ben 8 ay burada, 5 ay İstanbul'da, evet, Maltepe'de oturuyorum. Çocuklarınız var mı? Bir oğlum bir kızım var. Evet. Torunların zaten şu anda yanınızda değil mi? Yok. Gelecek. Ezgi torunun değil mi? Bunu eşimin torunları, ikinci eşi. Ha, öyle mi? Çok pardon. Evet. Onlar da benim kızlarım. Aynen öyle. Evet. Programı nasıl buluyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Beğeniyoruz, çok izliyoruz hep. Çok sağ olun. Bizleri izlemeye devam edin. Ediyoruz. Evet, sizler Erzincan'dan birilerine selam göndermek istiyor musunuz? Valla herkese selam, saygılar. Ne diyeyim? Evet. Teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Nereye gidiyorsunuz böyle? Ulay'a gidiyorum. Ulay'a gidiyorsunuz. Evet. Hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin. Kendinize iyi bakın. Ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, teşekkürler. Sizi görün, daha iyi oldum. Çok sağ olasın. Oldum. Teşekkürler. Çok nasıl buluyorsun? İyi, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Kendine çok iyi bak. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Ben onun köylüyüm. Paşa Dağı'm. Paşa amcanın köylüsü. Şeyim, asker arkadaşıyım. Kameracıya bir bakar mısın? Mıkarlıyım. Yurt dışındakiler hepsine selamlar. Yaşa, dosta.
kameracı arkadaşım Paşa amcanın torunu oluyor. Öyle mi? Evet. Biliyorum. Evet, maşallah. Bir oldu. Oldu sağ ol. Büyümüş maşallah. Biliyor musun çocukluğunu? Yok, bunu hiç bilmiyorum. Ben hep yurt dışındayım, bilmiyorum ki. Yurt dışındasın. Yurt dışında nerede kalıyorsun? Avusturya'da kalıyorum. Avusturya'da. Evet. Gurbetteki tüm yakınlarınıza selam gönderiyorum aracılığınızla. Hepsine selam söylüyorum, hepsine. Evet. Çok sağ olun. Sağ olun. Kendinize sen iyi bakın. Sen de sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz amcam. İyi günler. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, tatlı, şirin, güler yüzlü bir amcamızla karşılaştık ve bana diyor ki sen Kemah'a gittin, bizim değirmene gitmedin. Evet. Amcacığım, nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. İyidir. Kemahlı mısın sen? Buyurun, ben Kemahlıyım. Kemahlısın. İsmin ne senin? Hasan. Memnun olduk. Hasan. Eski değirmencilerdensin. Eski değirmencilerdeyim. Mustafa Nuri'ye gitmişsin, biz yukarıya uğramamışsın. Allah Allah. Ben sen takip ettim. Öyle mi? İzledin mi? İzledim seni. Program nasıl? O köprüden karşıya karşıya geçtin. Ben de kadar gitmişsin, yine dönmüşsün. Senin değirmenine gitmemişsin. Değirmen karşısında yıkılmış. Yıkıldı, veren olmuş. Öyle mi? Evet. Ne kadar zaman değirmencilik yaptın? 283 yaptım. 15-20 sene yaptım. Peki. Yıkıldı. Sadece yıkıldı. Da bıraktım. Evet. Hasarlandım, bıraktım. Değirmenin başında türkü söylüyor muydun? Unuttum. Söyledim. 82'de söylüyordum, unuttum. Türküleri unuttum. Unuttum türküler. Daha yaş geldi. Peki değirmenin başında var mıdır bir anın bizlere anlatabileceğin? Değirmeni çalıştırdım. Su alta geçti. Dağıldım bu bu arpa verdim, kırma yapıyordum kuzulara. Dağıldı. Ondan sonra da değirmen mi dağıldı? Değirmen dağıldı. Şey oldu, suyu kestim. Rezil kepez oldu. Ondan sonra nefret ettim, yurt dışına gittim. Yurt dışına gittim. Yurt dışına gittim. Peki yurt dışında hangi ülkede kalıyorsun? Ben mi? Fribourg. İsviçre. Fribourg kendine kalıyordum. Çikolatası saati gerçekten meşhur mudur? Meşhur, çok çok meşhur. Evet. Burada benim bir adamları, az çocuklarım var, gönderiyorlar bana. Her zaman gönderiyorlar. Evet. Benim eski patronlar bana gönderiyor. O kadar hani şey, insan. Sağ olsun, İsviçre demişken ben de selam göndermek istiyorum. Benim de amcam İsviçre'de, Çetin Sağır, sevgili yengem Gülcan Sağır, kuzenim Suna Erdinç. Buradan selamlar olsun. Daha dün akşam çikolata getirmişler, yollamışlardı, sağ olsunlar. Kulaklarını çınlatmış oldum. Bana da arada geliyor. Arada geliyor. Geliyor. Sen gitmiyor musun? Gidiyorum, yeter yaş. Gidemiyorum. Buradasın. Buradayım. Turist gittik, kaldık orada. Giriş çıkış falan yok. Yok, bir şey yok. Bir şey yok, yok. Değirmeni bıraktın, İsviçre'yi bıraktın, Erzincan'a yerleştin. Yerleştim. Çok iyi oldu. Oğla'da oturuyorum. Mermeri'yi de bıraktım, Mermeri köyü de bıraktım. Şimdi Oğla'da oturuyorum. Emekli misin? Emekli. Çok güzel. Çok güzel. Sağlık, sıhhatimiz yerinde işte. İyidir, çok şükür, Allah'a çok şükür, iyidir. Yaradan sağlığınızı, saatinizi bozmasın. Amin. Ağzınızın tadını bozmasın. Amin. Programı izliyor musun? Her gün izliyorum. İzliyorum. Her yerde. Dur söyle. Vallahi. Erzincan köylerinde hep gezdim, baktım sana. Bizim, sağ olasın. Benim hanım sana bayılıyor. Evet, her zaman açıyor. İsmi ne? Benim, kimin? Benim. Eşinin. Eşimiz Selvi. Selvi. Evet. Buradan selamlar gönderiyorum. Siz de evde kumanda kavgası yapıyor musunuz? Yok, yapmıyoruz. Gamze'yi izleyeceğim. Hayır, izleyemezsin. Yok, benim komando alıyorum. İkiniz de izliyorsunuz değil mi? Elini almıyorum. Elini almıyorum. Kalbini hiç kırmıyorum. Evet. Kalbini kırmıyorum. Baksın. Sana çok şey seviyorsanız bakıyor damı sana. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Eşinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürler. Evet. Bir dahaki hafta kendinizi izleyecektim. Sağ olun, razı olsun. Hadi kendine iyi bak. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sana şirin Erzincan, güzel Erzincan, bir an Erzincan. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Alaaddin Kılıç abimiz aramızda. Abicim nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Vallahi neler yapıyorsunuz? İşte, boşuz, geziyoruz böyle. Tatile geldin Erzincan'a. Geldik, evet. İstanbul'da ne iş yapıyorsun? Orada da boş. Orada da boş. Daha bir iş kuramadım, evet. Evet. Dükkanın vardı değil mi? Vardı, kiraya verdik oraya. Kiraya verdin. Kiraları alıp yiyorsun, çalışmak zorunda hissetmiyorsun kendini değil mi? Öyle. Evet. Öyle yapıyoruz. Birazcık kendinden bahsetmeni rica edeceğim.
Kaç yaşındasın? Vallahi 57 yaşındayım. Hangi köylüsün? Kilimli köyündeyim. Evet. Orada geldik, üzüm bağımız var. Evet. Bahçemiz. Orada çay içi demliyoruz. Arada bir şalele yapıyoruz. Şehir yapıyoruz, öyle geçiyor günler. Türkü söylüyorsun. Türkü söylüyoruz, evet. Sevgili izleyicilerimiz, Alaaddin Kılıç abimiz türkü söylüyor. Aynı zamanda oğlu da türkü söylüyor. Aynı zamanda ben oğlunun klibinde oynamıştım. Bu vesileyle kendilerini tanıyorum. O halde bir türkü de bizler için söyle Alaaddin abicim. Söyleyeyim. Şöyle programımızı izlemekte olan tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Yeşil ördek gibi daldım göllere, yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp gidem gurbet illere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Başım alıp gidem gurbet illere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Ne sen beni unut ne de ben seni. Bu kadar yeter. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim benim. Ben teşekkür ediyorum. Ben. Bana zaman ayırdığın için. Birilerine selam göndermek ister misin? Valla burada eşime, dostuma, hepsine, İstanbul'da beni görenlere hepsine selamımı söylüyorum. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda dört yoldayız ve Çağlayanlı canlarımızla karşılaştık. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz? Çok teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Çağlayanlısınız. Evet. İsminiz ne? Demet. Demet Hanım, çok memnun olduk. Ben de. Programımızı takip ediyoruz. Evet. Nasıl buluyorsun? Çok güzel. Köyleri geziyorsunuz. Gayet güzel bir program. Gidemediğimiz köyleri falan görüyoruz yani. İzliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çağlayan'da ne işle uğraşıyorsunuz? Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Eşim orada teknisyen, santralde. Evet. Orada oturuyoruz. İşi orada. Böyle. Başka bir işle uğraştığım yok. Ev hanımıyım. İki çocuğum var. Evet. Allah bağışlasın. Amin. Evet. Sağ olun. Programları sürekli takip ediyorsunuz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere. Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çağlayan'ın yerlisi misiniz? Evet. Yerlisiyim. Yerlisi de ben nasılım? Hanımköylü oldum. Hanımköylü mü oldun? Biraz yani. Annem benim de annem. Annesi. Oralı. Babam Erzincanlı. O da güzel, o da güzel. Babam da orada çalışıyor. Öyle ailem, benim ailem de orada. Babanıza da buradan sevgiler, selamlar. Herkese, tüm herkese, bütün aileme, gurbetçilerin herkese selamlar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ ol. İyi günler. Abicim merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Hemen seni de tanıyalım. İsmim Suat. Cavan Mirza Erzincanlıyım. İşten dolayı Çağlayan'da şu anda ikametgah diyoruz yani. Hanım köylü oldum dedin. Mecburi ne yapalım, iş olduktan sonra. Hem kendi aileniz nerede yaşıyor? Burada. Erzincan'ın yerlisiyiz biz. Baba, anne tarafım oralı, baba buranın eski, çok eski yerlileri yani, öyle diyelim. Biz de mecburi işten dolayı oradayız şu anda. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri olan Çağlayan'da yaşıyorsunuz. Hem de yolun kenarında evimiz, sizi de bekleriz. Gelirseniz gazinoların altındayız. Siz de misafirimiz olursunuz inşallah. Bekleriz. Mangalda yapar mıyız? Yaparız, ne yapalım. Hazır gazinodan söyleriz ya. Olmaz. Siz yapar mısınız? Yaparız tabii, elimizden geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler kimlere selam göndereceksiniz? Buradan yurt dışındaki bütün hani abim, ablam, akrabalarım, kuzenlerim, kim tanıyorsa, beni de seven kim varsa herkese selam gönderiyoruz. Evet. Kim saygı duyuyor? Sevmeyenlere selam yok mu? Vallahi onlar da seven sevsin. Sevmeyene de bir şey demiyorum. Biz sadece herkese, tanıyan herkese selam gönderiyoruz. Teşekkürler. Umarım selamınız yerine ulaşır. Sizler de sağ olun. Merhaba. İyi. Merhaba. Merhaba, iyiyim. İyi misin? İyiyim. İsmin ne senin? Doruk. Doruk.
Karakaş, Karagöz. Maşallah. Dorukcuğum, merkezi gezmeye mi geldin? Evet. Annem baban sana ne aldı? Daha yeni gelmiştik. Ne istiyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey istemiyor musun? Dondurma, çikolata. Çikolata. Sever mi? Sever. Hangi çocuk sevmez ki, değil mi? Ablacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olasın, ben de iyiyim. Ne güzel öyle enerji dolu bir sesin var. Teşekkür ederim. Evet, kendini tanıt. Adım Sıla, soyadım Cavan Mirza. Sıla, çok sevdiğim bir isimdir Sıla. Sıla'dan gurbete selam olsun diyelim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 8'e geçtim. Evet, ne olmak istiyorsun? İç mimar. İnşallah. Maşallah, Allah gönlüne göre versin. İnşallah nasip olur. Amin. Evet, mimar olunca neler yapmak istiyorsun? Önce kendimi kurtarmak istiyorum. Evet. Sonra ailemi. Sonra elimden geldiği kadar da yoksul çocukları veya yani fark etmez herhangi eğitim kurumlarına başlamak isterdim. İnşallah nasip olur. Allah gönlüne göre versin. Teşekkür ederim. İnşallah amin. Selam göndermek istediğin birileri var mı? Buradan arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Kuzenlerime, halama, amcama, amcalarıma, halalarıma. Hepsini çok seviyorum. Evet. Sizlerden de tüm yakınlarına selamlar olsun. Sizlere iyi gezmeler. Sağ olun. Hava da serin. Şu anda hafiften yağmur yağıyor. Evet. Çok güzel. Şimdi gezmek. Tam gezilecek bir hava. Evet. Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum. Merhaba Mehmet abiciğim. Merhaba, teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun, çalışıyor musun? Valla şu anda boşta, hiç çalışmıyoruz. Çalışmıyor musun? Evet. Markete çalışıyordum, çıktım şu anda evdeyim. Ne kadar zamandır çıktın? Valla birkaç gün oldu ya. İnşallah yine güzel bir iş bulmak nasip olur. İnşallah, inşallah. Evet. Merkezde mi kalıyorsun, köye gidip geliyor musun? Ben merkezde de kalıyorum, köyde de kalıyorum. Köyde de evimiz var, Avcılar Köyü'nde. Orada da kalıyorum, burada da kalıyorum. Şu anda dört yoldasın, böyle nereye gidiyorsun? Valla biraz parka gidiyoruz, çay içmeye gideceğiz arkadaşlar. Ha. Evet. O halde ben sizleri tutmayacağım. ERT TV, Gamze yollarda aracılığıyla neler söylemek istersin? Valla size de televizyonda çok çok teşekkür ederim. Her şey gününüzce olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler, sağ ol. Kendine iyi bak abi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, dört yoldayız ve röportajlarımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. İki çiftimizle karşılaştık. Onlar da ERT TV izleyicileri. Hemen tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de iyiyim. Kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. İsmim Şener Polat. Evet. Burada Yoğurtlu beldesinde oturuyoruz. 12 senedir de Belçika'da yaşıyoruz. Böyle. Gurbet hayatıyla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Vallahi gurbetlik sonrada gidenler için kolay bir şey değil yani. Ama alışıyoruz yavaş yavaş artık. Hayatın şeyine alışmaya çalışıyoruz yani. Ama onun dışında tabii ki vatan özlemimiz de oluyor. Olmaya değil. Her yıl geliyor musunuz? 2 yılda bir geliyoruz. Peki aileniz nerede? Ailemiz burada Yoğurtlu beldesinde oturuyorlar. Evlisiniz? Evliyiz, evet. Çocuğunuz var Eşim mı? Burada 2 tane çocuğum var. Biri 10 yaşında, diğeri 4 yaşında. İkisi de erkek çocuğu. Allah sizleri bağışlasın. Çocuklarınızı da getiriyorsunuz değil mi? Nasıl? Tabii tabii. Beğeniyorlar tabii. Mersincan'ı, Türkiye'yi. Tabii ki buralar daha farklı. Cıvıl cıvıl. En azından kültürümüzü onlara vermeye çalışıyoruz. Evet, evet, başka da yani. İzin ne kadar? İzinimiz bizim bitiyor. Biz yarın sabah çıkıyoruz buradan İstanbul'a.
Yolunuz açık olsun. Hayırlı bir şekilde evinize gitmek nasip olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Canım merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Yoğun bir şekilde. İznimiz de şimdi de söylediği gibi bitti. Yarın dönüyoruz Gamze'm. Duygusal mısın? Aşırı mutlu musun? Mutluyum. Yoğun geçti. Düğünümüz vardı. Evet. Geldik. Kim evlendi? Eltim'in kızı. Evet. Kaynımın kızı evlendi. Allah mesut etsin. Amin. Sağ olasın. Evet. İnşallah hayırlı bir şekilde gidersiniz. Tekrar nasip olur. İnşallah, yine gelirsiniz inşallah. Önümüzdeki yıllarda. Sizi orada izliyoruz. Evet. Çok güzel yani. Sizi gurbetle izlemek gerçekten. Kendinizi Erzincan'daymış gibi hissediyorsunuz değil aynen mi? Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Her evet. daim de bizleri izlemeye devam edin. Sizleri sağ olun. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Bu arada siz yurt dışında müzikle uğraşıyorsunuz değil mi? Evet aynen öyle. Evet. O halde bir türkü de bizler için söylersiniz. Gamze yollarda izleyicilerine armağan olsun. Armağan olsun. O evet. zaman ben de gider ayak. Az önce söylediğim gibi yarın yolcuyuz. Bütün akrabalarıma, Urum Saraylılara, herkese armağan etmek istiyorum bu türkümü. Evet. Dünya bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertlik ırkasını gidim gidelim. Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz. İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı. İnsana muhabbet duydum, duyalı, duyalı, duyalı. İmanım hükümdar benliğim esir. Ehli beyti sevdim dediler kusur. Kimi korkak dedi, kimi de cesur. Kurd ile koyunu yaydım, yayalı, yayalı, yayalı. Kurd ile koyunu yaydım, yayalı, yayalı, yayalı. Alkışlayacağım. Ağzına yüreğine sağlık. Çok güzel bir sesin var. Teşekkür ederim. Yürüdüğün yollar açık olsun. Her şey gönlünce olsun. Sizlerin de yolunuz açık olsun. İnşallah daha nice uzun yıllar sizleri seyredeceğiz yurt dışında. Evet. Yurt dışında bütün dostlarıma sevgiler, selamlar. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sen de çok sağ olasın. Sultanım katı yüksek uçarsın. Sultanım katı. Evet sevgili izleyicilerimiz, elimizde mikrofon gören geliyor röportaj yapmak için ki bir sürü izleyicilerle karşılaştık. Şu anda programımızı takip etmekte olan izleyicilerimiz bizleri hemen tanıyor ve yanımıza doğru yaklaşıyorlar. Röportaj yapmak istediklerini söylüyorlar. Onlardan biri sevgili abimiz. Abicim nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Kendinizi tanıtın öncelikle. Ben Erzincanlıyım. 1995 yılında Mersin'e gittim ben. Mersin'de geldim. Her sene zaten her zaman sıla rahim yapıyorum. Gurbete gidip geliyorum. Geziyorum, dolanıyorum. Memleket havası alıyorum oralarda. Sizleri de seyrediyorum mesela Erşat Televizyonu'nda. Mesela sizler bazen köylerde görüyorum. Köylerde röportajını da dinliyorum mesela. Duygulanıyorum, ne yapalım. Anlıyorum ben sizleri. Teşekkür ederim. Neden Mersin'e gittiniz? Burada babamın iş icabı olarak şey yaptı. Hem de babam emekli oldu. Yerleştik Mersin'e geldik. Dedik Mersin'e gidelim dedik. Her sene zaten memlekete gidiyoruz. Yazları geliyoruz. Sıla ihram yapıyoruz. Anladınız mı? Ne kadar zamandır oradasınız? 1995 yılından beri ben Mersin'deyim mesela. Geldikten sonra bakıyorum her zaman çok değişmiş. Mesela yollara bakıyorum diyorum. Hey gidi günler. Burası benim okulum muydu? Baktım her şey değişmiş. İlkokul arkadaşlarımı görüyorum mesela. Bana diyorum. Vay her şey değişmiş orada. Şey. Caddeler bile anılarla dolu değil mi? İnanır mısın? Anılar dolu. Doğru. Şimdi ben mesela gördüğüm zaman mesela eski mahallemi görüyorum mesela.
Hey gidi günler, hey, benim çocukluğum hep burada geçmiş. Hey gidi günler, hey. Hey gidi, hey günler, hey. İnsan duygulanmasın mı? Yine insanın memleketi ya, memleket. Memleket bir başka değil mi? İnsanın memleket. Bak diyorum ki mesela, ölürsün memleketim Terzi Baba'ya şey yaptılar. Yine insanın memleketi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gözlerin doldu değil mi? İnanılmaz. İnsanın slayra, inanılmaz. İnsanın memleketi gibisi var mı? Slay rahim ya, ne yapalım? İnsanın yine memleketi. Mecburiyetten mi oradasın? Dönemez misin? Ya daha şey yapamıyoruz. Hani böyle konuşurken bile gözlerin doldu. Gerçekten ben bile duygulandım. Daha ben inanılmaz. Arıştık Mersin, anladınız mı? Şimdi yazları mesela geliyorum, kışları buraya. Mesela diyorum ki, ölsem bile, vefat etsem bile diyorum ki yine beni Terzi Baba'ya yine benim gurbetim yine. Ömrün uzun olsun abiciğim. Sağ olasın Gamze Hanım. Sizden de Allah razı olsun Gamze Hanım. Peki, bazen size bakıyorum, köylerde bakıyorum. Köylere gidip geliyorsunuz Gamze yollarda. Gamze diyeyim Allah neler olmuş ya Erzincan'ımıza. Allah sizden de razı olsun efendim. Allah senden de razı olsun. Sağ olasın, var olasın. Mersin'in neyi meşhur? Mersin'in neyi meşhur mesela? Tantunisi mesela. Evet. Cicibisi meşhur mesela. Ondan sonra Tarsus'u gitmişseniz Tarsus'un humusu meşhur. Humusu meşhur mesela. Ondan sonra denizi var zaten. Ondan sonra cicibici. Mesela Karsanbaş var. Mesela Karsanbaşı yaparlar. Orada şeyler meşhur mesela. Siz orada ne işle uğraşıyorsunuz? Ben bir arkadaşın yanında büfede çalışıyorum. Mersin'den büfede çalışıyorum mesela. Ben seni bazen arkadaşlarıma mesela bazen şive yapıyorum mesela. Diyorum ki kardeş neydi sen iyiymişsin, ne güzel konuş diyeyim ama onu ver. Şivemden vazgeçmedim 95'ten beri. Mesela bazen diyorum ki Fokurik'in ne olduğunu biliyor musunuz? Diye oğlum o ne diyorlar diyeyim. Bacadır baca kardeş, bilmiyorum siz kardeşim ya. Erzincan şivesini birlikte götürdüm. Erzincan şivesini götürdüm yani. Evet. Neydi sen kardeş, iyi misin he? Yine şivemden vazgeçmedin. Özümüzden dönmeyiz, özümüzü inkar etmeyiz değil vallahi mi? Valla doğrudur. Zaten her zaman numaram her zaman 24 numaram. Her zaman 24'ten de vazgeçmiyorum. Evet. Bir yanı dağlı, bir yanı bağlı memleketim. Yine inşallah hayırlısıyla gelirsem yine memlekete geleceğim. Yine gurbetten gurbete yine. Yazın her sene geliyorum inşallah. İnşallah her yıl gelmek nasip olur. İnşallah sizin de Mersin'e gelmenizi isterim inşallah. Geldiniz mi Mersin'e? Mersin'e inşallah gelirsiniz. Hayır gelmedim. İnşallah nasip olur. Gamze Hanım inşallah teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kim var Mersin'de şu anda? Şimdi Mersin'de şimdi bacılarım burada, kardeşlerim burada. Biz sadece annem ve hanım ve çocuklarla geldik buraya zaten memlekete. Babam zaten burada memlekette zaten Mersin'de. Gidip geliyorlar. Erzincan'dan selam gönderelim mi birilerine? Ya bu memleket. Erzincan'da bütün herkese sevdiklerime, sevmediklerime size çok selamlar olsun. Özellikle size Gamze Hanım. Teşekkürler. Gamze Hanım yollarda. Teşekkürler abim. Teşekkür. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. Söylemesem mi? Söylemesem mi? Gamze Yollar'da kısa bir reklam arasından sonra devam edecek.